Genital bölge estetiği dediğimiz zaman özellikle bayanlarda bu bölgede farklı bir takım sorunlar var. Bunlardan en önemlisi genital bölgedeki o tüylü kısmın çok sarkık olması, kalın olması, şişman olması ki bu hakikaten kadınlar için çok ciddi bir problem. Özellikle dar bir kıyafet giydiğinde, mayo bikini giydiğinde, pantolon giydiğinde o bölgenin şişkin olması hastaları çok rahatsız ediyor. Ya da sarkık olması o hastaları gerçekten ciddi anlamda rahatsız ediyor. Eğer bu bölgede bir şişkinlik var ise buradan yağ almak. Eğer bir sarkma var ise burayı toparlayıp germek mümkün. Böylelikle o ön bölgenin şişkinliğini, sarkıklığını gidermek mümkün oluyor. Aşağı kısımda ise dudaklar dediğimiz labiumlar yani iç dudaklar. İç dudaklar bazı hastalarda asimetrik olabiliyor. Bir taraf küçük, bir taraf büyük olabiliyor. Ya da her iki tarafta ciddi bir sarkıklık, ciddi bir böyle büyüklük söz konusu olabiliyor. Bu da hasta için hakikaten hem konfor açısından hem estetik açısından ciddi bir rahatsızlık. Bu bölgedeki o labiyumlardaki büyüklüğü küçültmek, daha şekilli bir forma getirmek ya da büyük dudaklardaki şişkinlik ya da boşluk. Bazılarında şişkinlikten rahatsız iken bazıları ise içinin böyle gevşek olması, boş olması rahatsız ediyor. Bu tip durumlarda o bölgedeki eğer bir boşluk söz konusu burayı dolgunlaştırarak daha böyle 20'li yaşların teenage dediğimiz o bölgenin güzelleştirmesi diyorum ben bunu artık. O bölgeyi vulvar güzelleştirme işlemleri, ameliyatları bunlar aslında. Eğer şişmanlık var ise bu bölgeden yağ almak. Eğer dudaklarda problem varsa dudakları küçülterek daha şekilli bir forma getirmek mümkün. Yani bu bölgenin güzelliği, bu bölgenin güzelleştirmek ya da problemlerini ortadan kaldırmak mümkün. Ve bunlar tabii ki bölge hassas bir bölge olduğu için sedasyon altında ya da genel anestezi altında yapılabilecek uygulamalar ya da hasta isterse lokal anestezi altında da gerçekleştirebiliriz. Bunlar hastaya fonksiyonel olarak bir kayıp, bir duyu kaybı, bir duyu hasarı oluşturmaz. Ve hasta bir hafta 10 günden sonra normal günlük hijyenini yapabilecek seviyededir. Ama günlük yaşama dönmesi bir gün sonradır. Yani çok onu sosyal yaşamdan kısıtlamayan ama hijyenik açıdan daha rahat edebileceği bir hafta 10 günlük bir iyileşme sürecini de değerlendirmek gerekir.